Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dikdörtgenin alan hesaplamasını öğreneceğiz. Bu dersimizde dikdörtgenin alanının nasıl hesaplanacağını ve birkaç tane dikdörtgenin bir araya gelmesiyle oluşan şeklinin alanının nasıl bulunacağı ve dikdörtgen alanıyla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Bu dikdörtgenin içerisinde kaç tane birim kare olduğunu tek tek saymaktansa arkadaşlar, biz kısa kenarıyla uzun kenarını çarparak dikdörtgenin alanını bulabiliriz. ABCD dikdörtgenin kısa kenarı 4 birim kare, uzun kenarı ise 7 birim kare. O halde 4 çarpı 7, 28 birim kareden oluşur bu dikdörtgenimiz. Alanını A çarpı B yani 4 çarpı 7 ile buluyoruz. Alan ABCD 4 çarpı 7, 28 birim kare şeklinde ifade ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 7 birim. O halde alan EFGH dikdörtgenin alanı 3 çarpı 7, 21 birim olarak buluruz arkadaşlar. Alanı A çarpı B formülüyle yapıyoruz. Arkadaşlar ABCD dikdörtgenimizin alanını nasıl yaparız? Yukarıda verilen dikdörtgensel alan kaç santimetre karedir? Kısa kenarı arkadaşlar 7, uzun kenarı 12. 12 ile 7'yi çarpacağız. Alan ABCD eşittir A çarpı B formülünden 12 çarpı 7, 84 santimetre kare buluruz alanını. Alanları birim karelerden yararlanarak bulabiliriz. Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen, iki tane dikdörtgen verildi. Bu dikdörtgenlerden arkadaşlar şunu saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 2 çarpı 3, 6. Bu 6 birim kare. Buraya bakalım. Arkadaşlar kısa kenarı 2, uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kere 6, 12. 12, 6 daha 18 birim kare şeklinde yapabiliriz. Veya arkadaşlar tek tek birim kareleri sayarız. Veya şurada bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 5 kere 3 15 arkadaşlar. Şurası 15 birim kare. Şurası da arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 3 kere 3 9 2'ye böldük 4,5. 15 4,5 daha 19,5 şeklinde yapabiliriz veya sayarız arkadaşlar. 1 2 3 3 tane tam birim, yarım yarım 1, bu da yarım 1,5 4,5. 15, 4,5 daha 19,5 birim kare şeklinde söyleriz arkadaşlar. Hemen bu şeklin alanına bakalım. Arkadaşlar şuradan iki tane dikdörtgeni ayırırsak. Arkadaşlar şuranın uzunluğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası arkadaşlar 1, 2, 3. 3 kere 7, 21. Burası 21. Şimdi diğerini bulalım arkadaşlar. Burası 2. Burası 1, 2, 3. 3 kere 2, 6, 21, 6 daha 27 birim kare şeklinde ifade ederiz. Arkadaşlar şimdi bu dikdörtgenlere bakalım. Burada 2, 1, 2, 3 de burası. 2 kere 3 bu 6, bu 2 kere 2, 4, bu 2 kere 3, 6. Arkadaşlar 6, 4 daha 10, 6 daha 16 birim karedir bu şeklimizin alanı. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birincisi 4, ikincisi 4, üçüncüsü 4. Toplam 12 birim kare. Yine arkadaşlar böyle bir iki tane dikdörtgen bir araya getirilip alanını sorduğu zaman hemen iki dikdörtgeni ayırdık bu çizgiyle. Sonra arkadaşlar kısa kenarı 2, uzun kenarı 3, 3 kere 2, 6. Buraya bakıyoruz. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 7, 2 kere 7, 14. 6, 14 daha toplam 20 birim karedir dikdörtgenimizin, iki dikdörtgenin alanı. Arkadaşlar yine iki tane bir dikdörtgen bir kare bir araya gelmiş. Hemen çizgiyle ayırdık arkadaşlar. Karenin, bakın dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 8 birim, saydığımızda 8 birim. 24 birim, 3 kere 8, 24 birim. Burası da 4 birim arkadaşlar. 2 çarpı 2, 4 birim. Topladığımızda 28 birim kare. Yine arkadaşlar şöyle bir kare verilmiş. Arkadaşlar 6 çarpı 6 karenin alanını iki kenarını çarparak buluyorduk. 6 çarpı 6 36 birim kare.
Fakat taralı bölgenin alanını istediği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu köşegen 2'ye bölüyordu. 2'ye böleriz arkadaşlar. 36 bölü 2, 18 birim kare bulmuş oluruz taralı bölgeyi. Tek tek de sayarsak yine 18 birim kare buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dikdörtgen verilmiş ve köşegenle 2'ye ayrılmış. O halde biz bir dikdörtgenin alanını bulup 2'ye böleceğiz. Hemen yapalım arkadaşlar. Alanı nasıl buluyorduk? A çarpı B, yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Arkadaşlar kısa kenarı 1, 2, 3, uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 kere 6, 18 birim kare. Peki yarısı istemiş, 2'ye böldüğümüzde taralı alan 9 birim kare çıkacaktır. Yine arkadaşlar bir dikdörtgen, köşegen, 2 tane köşegenle ayrılmış, bize taralı bölgenin alanını istiyor arkadaşlar. O halde biz ilk önce dikdörtgenin alanını bulup sonra 4'e böldüğümüzde arkadaşlar ne yaparız? Alan OAB üçgeninin alanını bulmuş oluruz. Taralı bölgenin alanını bulmuş oluruz. Hemen arkadaşlar iki tane köşegen kare ve dikdörtgenin alanını eşit 4 üçgene ayırıyordu. Bakın arkadaşlar köşegenler iki tane köşegen olduğundan 4'e ayırıyordu. Eşit 4 üçgene ayırıyordu. O halde arkadaşlar ben ne yapacağım? İlk önce dikdörtgenin alanını bulacağım. Alanı nasıl buluyordum? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Bakıyoruz. DC uzun kenar 8, kısa kenar 3 santimetreymiş. Hemen çarpalım arkadaşlar. Sonra da 4'e böldüğümde bulur. 3 çarpı 8, 24 bölü 4, 6 birim kare bulmuş olurum arkadaşlar. Arkadaşlar yandaki dikdörtgen şeklindeki arsaya bir kenarını 18 metre olan kare şeklinde ev yapılmıştır. Arsanın geriye kalan bölümü kaç metrekaredir diyor. Arkadaşlar öncelikle ben dikdörtgenin alanını ve yapılan karenin alanını bulduğumda birbirinden çıkarırsam buradaki taralı alanı bulurum. Dikdörtgenin kısa ve uzun kenarı verilmiş. Yapılan evinde bir kenarı 18'miş arkadaşlar. O halde ben 18 ile 18'i çarparsam karenin alanını bulurum. 26 ile 43'ü çarparsam dikdörtgenin alanını bulurum. Yapılan evin alanından dikdörtgen alanını çıkarırsam buradaki taralı bölgeyi bulmuş olurum. Hemen yapalım arkadaşlar. Karenin alanı 18 çarpı 18 324 metrekare. Dikdörtgenin alanı 43 çarpı 26 1118 metrekare. Ben büyük dikdörtgenden kareyi çıkardığım zaman taralı bölgeyi bulurum. 1118 eksi 324 794 metrekare kalan yerin alanıdır arkadaşlar. Yukarıda dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar dikdörtgenin alanını kısa kenarla uzun kenarın çarpımıyla buluyorduk. O halde 3 çarpı 5 15 yani cevabımız D şıkkı olur. Yukarıdaki KLMN dikdörtgensel bölgenin alanı 32 santimetre kare. Buna göre dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar alanı 32 ise kısa kenarla uzun kenarın çarpımı kaçmış? 32'ymiş. Yani şu uzun kenar NM kenarını la 4'ü çarptığımda 32 ise arkadaşlar 4'ü neyle çarparsam 32 eder? 8'le. O halde NM uzunluğu nedir? 8 santimetredir. O halde arkadaşlar A'yı ben ne bulurum? 8. Alan 4 çarpı 8 32 edeceği için A 8 santimetre. Çevresini nasıl buluyordum arkadaşlar? Uzun kenarla kısa kenarını toplayıp 2 ile çarpıyordum. A'yı 8 bulduk. Kısa kenarı da 4, 12. 2 kere 12, 24. O halde çevresi 24 santimetredir. Cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu 20 santimetredir. Dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar çevresinin uzunluğunu nasıl buluyordum? Kısa kenarlarla topluyordum. Burası da 3. Kısa kenarlar birbirine eşittir. Uzun kenarları da AA arkadaşlar. O halde ben 3 ile 3'ü toplarım. Sonra 2A ile topladığımda kaç çıkması lazım? 20. O halde arkadaşlar 3, 3, 6. 20'den 6'yı çıkarsam 14. 2 tane A'nın uzunluğu kaçmış? 14'müş. O halde ne olur? Her bir A 7'dir arkadaşlar. Her bir A. Bırakın çevre 3 artı 3 artı 2 A 20 santimetre ise 2 A 14 ise A 7 santimetredir. Alanını nasıl buluyordum arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımını. Uzun kenarı 7 bulmuştum. 3 kere 7 21 santimetre kare olacaktır. O halde cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki ABCD dikdörtgensel bölgenin DC kenarı arkadaşlar DC kenarı
CB kenarından 4 cm uzundur. Dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu 16 cm olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar, BC aysa DC BC'nin 4 cm daha uzunmuş. Yani A artı 4'müş. Peki çevresini nasıl buluyordum arkadaşlar? Burası A ise burası da A. Burası A artı 4 ise burası da A artı 4. Bunların hepsinin toplamı kaç etmesi lazım? 16. Çevre arkadaşlar. A artı A artı 2A artı 8. Yani A artı 4, A artı 4 ne yapar? 2A artı 8 yapar. Topladığımda 16 ise arkadaşlar A kaç çıkacaktır? Buradan 1 verdiğimde arkadaşlar 1 artı 1, 2. 2 kere 1, 2. 10, 12 olacaktır. Olmaz. 2 verelim arkadaşlar. Burası 2 olsun. Burası da A artı 4'ten ne olur? 6 olur. 2, 6 daha 8. 2 ile çarparsam 16. Demek ki A eşittir 2'ymiş. A eşittir 2 ise arkadaşlar BC kenarı 2 santimetre, DC kenarı 6 santimetredir. Uzun alanı nasıl buluyordum? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımını buluyordum. Yani 2 çarpı 6, o da eşittir 12 santimetre karedir. Bu dikdörtgenimizin alanı 12 santimetre. Yani cevabımız D şıkkı. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.